Arkadaşlar, bugünkü menümüz kıymalı patatesli börek. 6 tane yufkamız var. 2 tane haşlanmış patatesimiz, 1 bardak süt, yarım çay bardağı kıymayı kavurmak için yağ, 1 su bardağı böreğin içine zeytinyağı, 1/4 tam bir bardak değil. 200 gram kıyma, 3 tane yumurta, karabiber, kırmızı biber, tuz. Ben yarım paket kabartma tozu kullanıyorum böreğimde. İnce ince kıyılmış biber, domates ve maydanozumuz. Malzememiz bunlar. Evet, şimdi yapmana mı yapacağız Leyla? Evet. Peki. Tavamıza zeytinyağımızı koyduk. Domatesimizi, biberlerimizi önce bir çevireceğiz yağda. Önce onları çeviriyoruz. Evet. Bugün ciddi oluyorsun yemek yaparken yani. Evet. Sonradan dinleyince sinir oluyorum kendime. Kendi kendime antipatik geliyorum yani. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Kıymamız ekliyoruz. Ne kadar? 200 gram kadar değil mi? 200 gram kadar, evet. Patates de koyacağımız için bu kadar yeterli. Patates de koyacağız diye kıymaya alıştık. Evet. Tamam. Nasıl, ciddi miyim? Maydanozumuzu da ekliyoruz. Tuz, karabiber ve pul biber. Evet. Birer tatlı kaşığı. Onlar da ekledik. Dikkat ediyorsanız karışmıyorum şimdi. Sessiz sessiz çekimi yapıyorum. Ne kadar uyumlu bir eşim ben ya. Evet, öylesin. Bunu fazla, bu kadar yeter. Maydanozların fazla ölmesini istemiyorum. Şimdi patatesleri ezip onu da karıştıracağım. Haşladığımız patatesleri çatalla çok böyle püre haline getirmeden ezdik. Ezdik, evet. Tamam. Onu da karıştırıyorum. Tamam. Ay, analım çok sever bunu. Oğlum İstanbul'da şimdi, tabii uzak olduğum için her yaptığım şeyi biraz yerken. Yerken ne oluyor? Yerken boğazıma, evet, düzülüyor. Her anne bilir bunu. Bu kadar yeterli. Tamam. Kolay. Şimdi içine hazırladık. Böreğin sosunu hazırlayacağız. Bu kadar. Bu soğusun burada. Tamam. Böreğin sosunu hazırlıyoruz. 3 tane yumurta. 3 yumurtayı kırdık. Kırdık. 1 bardağın 1/4 zeytinyağı. 1 bardak süt. 1 bardak sütümüzü koyduk. Ben yarım paket kabartma tozu da koyuyorum. Güzel oluyor, kabarıyor. Kabartma tozumuzu da koyduk. Evet. Yarım bardak su koyacağım.
suyu almayı unutmuşum. Yarım bardakta su koyacağız. Evet, şöyle. Evet, yarım bardakta suyumuzu koyduk. Tamam, ne yapıyoruz? Hepsini çırpıyoruz. Evet, sosumuzu da hazırladık, çırptık. Şimdi döşemeye geçeceğiz, evet, değil mi? Tepsiye, evet. Dizelim yufkalarımızı. Tamam. Tepside görüşmek üzere. Hadi bakalım. Tepsiyi birazcık yağlayacağız. Tepsiyi yağlıyoruz, öyle mi? Evet. Güzel. Tepsimizi yağladık. Yufkamızı içine bir tanesini seriyoruz. Şöyle buruşturarak. Altına bir yufkayı seriyoruz. Yani çoğu biliyor aslında. Ben bilmeyenler için paylaşıyorum. Bunlar canım olsun. Yeni evliler, bekarlar, yurtta kalanlar, gençler. Evet, yufkamızı serdik. Sonra sosumuzu şöyle gezdiriyoruz. Gezdiriyoruz. Güzel. Sabırsızlıkla bitmesini bekliyorum. Hadi bakalım. Homini homini. Sonra ikinci yufkamızı parçalayarak parça gene buruşuk buruşuk yayıyoruz. Karpuzcu gelmiş. Ne güzel, eski zamanlar gibi oldu değil mi? Her şey evet. Dolaşıyor sokakta, ekmekçi, karpuzcu, simitçi. Evet, parçaladığımız yufkaların üzerine yeniden sos mu döküyoruz? Evet, her kata böyle dökeceğiz bunu. Tamam. 6 yufkanın 3'ünü altına, 3'ünü üstüne parçalayarak dağıtıyoruz. Tamam. Yeniden sos gezdiriyoruz. Evet. 3 yufka bitti. Leyla Hanım. Evet, bitti. Şimdi malzemeyi mi koyacağız araya? Malzemeyi koyacağız, evet. Ben bunu böyle elimle dağıtacağım. Tamam, nasıl yapman gerekiyorsa yap. Daha rahat dağıtıyorum. Soğuyan malzememizi, evet, soğumuştu iç, araya yerleştiriyoruz, evet, evet, içimizi. Tarafında, evet, bir olup bir tarafında. Tekrar üzerine. Üzerine. Serpmeye devam. Evet. Parça parça. Yani parça parça. Buruşuk buruşuk. Buruşuk buruşuk. Neden böyle? Neden böyle? Daha iyi araya şey girsin, evet, diye. Hava sosla kalıyor arasında. Daha güzel kabarıyor. Su böreği gibi olsun diye. Evet. Peki. Böyle yapışmasın. Hı-hı. Anlaşılmıştır. Son katımızı bitirdik. 6 yufkanın hepsini koyduk. 3 altı, 3 üstü, evet. Araya malzemeyi koyduk. Koyarak, evet, evet, bitirdik. Tamam. Evet, kenarlarını kapatıyor muyuz? Sosu şöyle kenarlarını kapatacağımız yerleri özellikle şöyle biraz şey gezdiriyoruz. Kuru kalmasın, evet. Evet. Kenarlarını kapatıyoruz. Yufkayı, evet, üste çeviriyoruz. Tamam. Sosumuzu yine üzerine, kenarlarına. Bütün sosu döküyoruz, öyle, evet, mi? Evet, döküyoruz ve şöyle kuru kalmasın diye de yayıyoruz. Yayıyoruz.
Yarısını unutuyorum söyleyip, değil mi? Kalıyorum, evet. Görüyorlar diye. Heyecanlısın sen. Yok ya. Daha alışamadın kameralara. Evet. Sevmiyorum da kameraları. Benden oyuncu falan olmazmış. Daha dur, daha televizyonlara çıkacağız biz. Aman yarabbim. Ben mi? YouTube'da fenomen oldunuz. Fenomen. Oo, ne zaman? Benim mi haberim yok daha? Olacağım inşallah. Çok yeni daha. Evet. Şimdi bunu şöyle yiyeceğimiz gibi dilimliyorum. Tamam. Şimdi dilimledik bunları. Kalan sosu üzerine tekrar gezdiriyoruz. İyice dilimlerin arasından girsin, evet, diye. Evet. Kestiğimiz yerlerden. Bu iyice çekecek sosu. 1-2 saat kalacak. İsteyen akşamdan da hazırlayabilir. İyice su böreği gibi. Ama en az 2 saat beklemesi, evet, lazım. Öyle mi? Evet. En az 2 saat. Ondan sonra ne yapıyoruz? 170 derecelik fırında üstü kızarana kadar pişiriyoruz. Evet. Aşağı yukarı 40 dakika falan oluyor herhalde. Valla işte üstü kızarana kadar, ne kadar olursa. Herkesin fırınına göre de değişiyor bu tabii. Tabii. Üzerine ne yapıyoruz? Çörek otu. Üzerine çörek otu. Ve susam. Ben çörek otunu daha faydalı olsun diye öğütüyorum. Öğütülmüş çörek, evet, otu koyuyorsun. Tamam. Sonra susam koyuyoruz üzerine. Susamımızı koyuyoruz. Bu yerli susam benimki. Çin susamı değil yani. Herkes, evet, de yerli susam kullansın. Edirne'den aldığım susam değil mi bu? Memleketimizin susamı. Bekletiyoruz bunu 2 saat. 2 saat bekletiyoruz. Evet. Dolapta. Dolapta 2 saat bekletiyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi sosunu iyice çekti. Fırınımıza koyuyoruz. Ne olmuş ya?